Böyle başlayacağız. Ne yani o? Ne o? Şimdi bir tane video yayınladık seninle. Evet. Senin telefonda ne var? Onu kartlarda bulabilirler. Açıklama sayfasında da bulabilirler. Orada dedim ki Ömer'e bir tane sürpriz video. Şimdi ne var? İçinde ne şimdi var mı? Şimdi sürpriz. İçinde ne var? Evet, Ömer'in içinde ne var? Abi, telefon incelemesi yapacaksın. Ben? Evet. Bu arada gerçekten arkadaşlar, bu videonun içeriğinden hiçbir şekilde haber yok. Söz veriyorum. Nasıl bir yemin ederim bilmiyorum. Vallahi haberim yok. İlk defa diyorum şimdi. Şimdi abi telefonum var. Telefon iPhone ney? Pro. iPhone Pro. iPhone Pro diye bir şey yok. iPhone 11 Pro. 11 Pro evet. İnceleyeceksin abi. Shifter.net editörüymüş gibi inceleyeceksin. Evet. Hadi al. Çok mu sıkıcı ya konu? Bence yo, iyi abi ya. Ya ne yapabilirim ki başka? Abi bizim gibi inceleyeceksin. Şimdi bir telefonda tasarım çok önemli. Konuş abi, tasarımını anlat. Evet arkadaşlar, Shift Direct kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle beraber iPhone 11 Pro tanıtımı yapacağız. Evet, firmadan kılıflı gelmiş. Kılıflı kullanın tedbirleriyle. Sen almıyorsun, hep firmalar gönderiyor, tabii, öyle tabii, mi? Tabii. Helal. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu an iPhone Pro 11. 11 Pro elimizde. Yani geçen X'e göre biraz farklı bir tasarımı yok denilecek kadar az. Nasıl yok? Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Alıp bir dur. iPhone Pro 11'de ne yapmışlar? 11 Pro'da 3 kamera özelliğine geçmiş iPhone. 3 evet. kamera. 3 kamera özelliğine geçmiş. 3 kamera benim neyim önceden, mi? Önceden şu yoktu mesela arkadaşlar. Bu farklı. Şu. Şunun yoktu. Yani şöyle düşünebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? iPhone X'lerde, XS'lerde de bu şekildeydi. iPhone 11'deki şu an ilk gözüme çarpan, yani telefonu elime alıp hissettiğinde ilk gözüme çarpan şey şu. Takipçi soruyor abi. Üçüncü kamera geldi, ne oldu? Üçüncü kameraya gelmesine beraber iPhone, yani Bill Gates'in Bill Gates'le alakalı. Bill Gates Mac miydi ya? O, Bill Gates kimdi ya? Microsoft. Microsoft. iPhone 2 kimdi? Tim Cook. Ha, Tim Cook mu? Evet, rahmetliyi söyleyeceksek de Steve Jobs. Ha, rahmetli Steve Jobs'ın zaten bunlar abi, bunlar da var ya. Ta 2050'nin teknolojisi bunlar da hazır. Tamam mı? Bunlar böyle yavaş yavaş yedire yedire gidiyor, anladın kendi mı? Kendi bitirdikleri teknolojiyi bize veriyorlar. Aynen kendileri öyle. Tüketiyorlar, sonra şimdi, satıyorlar. Şimdi 2050'ye kadar adam ne kazanacak? Her sene 2 tane kitleyecek bize iPhone. Ondan sonra böyle böyle ilerleyeceğiz yani. Yanlış mı şu an? Hakkı doğru. Hakkı. Üçüncü kamera ne işe yarar? Üçüncü kamera özelliği ilk telefona girip baktığımda, şöyle baktığımda bende inanılmaz bir etki yarattı. Üçüncü kamera özelliği. Sen de nasıl bir etki yarattı? Yüzünü göster. Vaa! Wow. Hadi canım, bu kadar da olmaz. Mesela üçüncü kamerada şey var sevgili Hakkı Kalkan. Ölçekleme özelliği var. Yani bir böyle geniş alıyormuş gibi. Yani nasıl söyleyebilirim? Şimdi mesela siz beni böyle görüyorsunuz değil mi? Evet. Üçüncü ölçekleme özelliğiyle böyle daha havadan bir görüntüsü var. Ultra geniş açı. Ya arkadaşlar, ultra. Ultra. Ultra geniş açı. Ondan sonra dikkatimi çeken dış kasada farklı bir renk yapmışlar. Bu yeşil mi deniyor buna? Evet. Bir şey yeşil deniyor. Ona geçmişler. Sen Pro Max mi kullanıyorsun? Pro. Pro belki. Küçüğü. Evet. Ben büyük telefon kullanmıyorum. Ellerim etli olduğu için. Evet, maşallah. İlk intibam, açıkçası şunu söylemek gerekirse, beni şaşırtmadı. Ama az önce şaşırmıştın abi. Ben başka bir şey şaşırmıştım. Ben içine şaşırmıştım. Dışına değil. Peki içinde seni hoşuna giden ne var? O nasıl bir soru ya? İçinde hoşuna senin hoşuna giden ne var? Tövbe estağfurullah. Ya sevgili Hakkı Hakan, işin açığı, içinde hoşuma giden hiçbir şey yok çünkü aynısı. Kaç para verdin? Ben bunu 10.500 almıştım faturalı. Peki niye verdin abi? Abi şimdi biz sosyal medyacı olduğum için ben, evet, şahsım olarak, evet, ben Instagram'daki videolarımı bununla çekiyorum. Doğru. Reklam videolarımı hariç, arkadaşım arıyor şu an. Acil saç aramıyor. Yok, acil değil, aramıyorum. Reklam videolarım hariç hepsini spontan olarak eşimle, evet, ya da kendim dışarıdayken şu şekilde çekiyorum. Bir de uygulamalarda bu melet biraz daha hızlı. Atıyorum Instagram storyleri falan daha rahat oluyor. Yani mesela Samsung'u da denemeye çalıştım bir ara. Çok güzel dediler Samsung'u. Övdüler ama o da güzel. Ama buna alışmışım. Şöyle, o Instagram'ın suçu abi. Android'in bir suçu değil. Instagram her Android telefona bunu yapmıyor. Bunu ayrıca sana anlatacağım sonra. He. Eklemek isteyen varsa, bana katılan varsa aşağı yorum yazar. Orada bir pislik var diyorsun. Instagram mühendisleri çok tembel. Orada bir pislik aşırı var. Aşırı tembel abi. Sen yani Instagram acaba Samsung'a
üvey çocuk muamelesi mi yapıyor demek istiyorsun? Aksine beraber bayağı yakınlar ama iş çıkmıyor abi. Yani bu niye iş çıkmıyor ben anlamış değilim. Abi bu ya dünyanın yani 11 milyar 12 milyarda telefon satıyor Samsung. Neden bir story düzgün adam gibi çıkmıyor bunda çıkıyor? Bana ne kızıyorsun ya bu, abi? Sana kızmıyorum hakkı ama. Ama niye sana kızmıyorum ama kardeşim ben bunu kimle konuşacağım? Tamam. Ben Samsung'da kullanmak istiyorum mesela. Tamam abi. Neyse öte yandan ayarlayacağız. Abi. Sana bir Android telefon ayarlayacağım bu arada. Bir dene bakalım onu. Ne zaman? Ayarlayacağım ama ben. Ama Hakkı sen bana bir kere daha telefon ayarlayacaktın. Kanka 2 ay beni salladın ama. Ya dur oraları karıştırma. Ne var abi içinde? Başka neyi seviyorsun? Dur. Ha. Bir de şimdi ben bunu da çekiyorum ya. Bunun evet. içinde şeyin adını sen söyle. iPhone'un kendi şeyi var. iMovie diye montaj programı. Aa evet. Ha, şimdi en önemli beni aslında bunu da tutan o. Çünkü o çok rahat ve çok kullanışlı bir şey. Evet. Ya küçük film yani küçük sinema şeyi bile yaparsın. Kısa film metrajını bile belki burada kurgulayabilirsin çok rahat şekilde. Bir de ben sana LumaFusion diye bir şey göstereceğim. Bir uygulama. O montajın böyle ucu. Yani benim çok öyle uç montaja ihtiyacım olmuyor ama şeyde Instagram için bu benim çok işimi görüyor ve çok hızlı yapabiliyorum. Evet. Ya öte yandan bir de Mac kullanıyorum ben bilgisayar. Haliyle evet. Mac'le bunun eşleşmesi. Evde Apple TV var. Bir de Apple sen Starbucks'a da giden bir insan değil misin? Ya zaman zaman gidiyorum. Mac olmayınca oraya biliyorsun Mac olmayınca giremiyorsun. Öyle bir şey değil mi? Abi. Geçen çocuğu tekin dövüyorlar Starbucks'ın önünde. Windows'la gidiyor. Yok, Expert diye bilgisayarı varmış. Bir hatırlat. Şaka kanka şimdi bunların bir özelliği var. Bu adamlar hepsini birbirine bağlı. Şimdi Apple TV'ye bağlanabiliyorsun. Evet. Mac'e bağlanabiliyorsun. AirDrop var. AirDrop var vesaire bıdı bıdı. Haklısın. Ben de aslında çok teknoloji bağımlısı bir adam değilim. Çok bilen de bir adam değilim. Abi bir şey var. Hızlı olduğu için ve rahat olduğu için. Evet. Bir ipucu var. Bir sürü insan ben kesme özür dilerim abi. Bir sürü insan bilmiyor bak. Hala 2020'de bile kaç senedir Apple kullanıcısı. Mesela bak aynı Wi-Fi ağındasın. Mac'te bir tane metni kopyaladın. Ctrl-C. Gel abi telefonunda yapıştır de Mac'te kopyaladığın şeyi yapıştırıyor. Bunu biliyor muydun? Hayır. Şaka yapıyorsun. İyi bir şey mi o? Abi çok iyi bir şey. Yani bak Mac'te bir şeyi kopyaladın aynı ağdasın. Hı. Hiçbir şey göndermeden gidiyorsun. iPhone'a burada diyorsun yapıştır yapıştırıyor. Mac'te kopyaladığını yapıştırıyor evet. Sihirli Elman'ın YouTube kanalını hemen yukarıya bırakıyorum. Böyle şeyleri paylaşıyoruz. Sihirli Elma edelim. Hanım. Sihirli Elma. Kim yok. O? Hanım değil o. Hanım neydi? Birader abi. Birader aşık. Yemin et. Abi. Oğlum. Ailece. Yozgat Yerköy'ün yarısını YouTuber ettin. Lan hakkı ya. Yemin ederim. Ben aslında senin kadar çalışkan adam görmedim ya. Tamam devam abi hadi. Telefona devam. Unuttuk abi. Koca evet. iPhone unuttuk. Ama şimdi bu dakikaya kadar ben bunları kullanıyorum. Tamam bataryadan bahset. Bataryası gene aynı. Hızlı şarj olmuyor mu abi? Hızlı şarj oluyor da abi hızlı bitiyor. Hızlı oluyor hızlı bitiyor. Ama o seni mutlu etmedi mi hızlı şarj? 18 wattlık adaptör. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Ben daha hızlı şarj bu telefon alalı ne kadar oldu bunlar çıkalı? Eylül'de çıktı. Eylül'de çıktı ben daha hızlı şarjı geçen ay açtım. Eski şarjım vardı onu kullanıyordum. Şaka yapıyorsun abi. Evet. Ya şaka yapıyorsun evet, abi benim ya. Benim 4-5 tane şarjım var. Onu da yeni çıkarttım şimdi. Abi yapma gözünü seveyim. Valla görsem müdahale ederdim yani. Ondan haberim çok yok abi. Çok ayıp bir şey mi yaptın? Yani abi, çok acayip hızlı şarj ediyor ya. Fark etmiş olman lazım. Özür dilerim o zaman. Önemli değil. Peki uygulamalardan memnun musun? Memnunum. Akıcı. Böyle güncelleme gelince yavaşlıyor diye bir sürü insan şikayet ediyor. Öyle bir şey görmedim. Öyle bir şey yok, yok hızlı. Mi? Gayet... Gayet hızlı. Bu meletin o şeyi yok işte öyle takılmadan ıvır zıvır takılmalar yapıyor ilerleyen süreçte ama o ilerleyen sürece kadar zaten ikincisini yenisini çıkardıkları için almasında kalıyoruz yani. Oyunla alakalı. Oyun PUBG oynuyordum bir ara bunda. Evet nasıl oyun performansı? Çok güzel abi PUBG falan çok güzel oynuyorsun. Isınıyor mu? Bu ısınmıyor. Peki abi sevmediğin bir şey söyle. Hep pozitif konuşuyorsun reklam zannedecekler. Sevmediğim şey parası. Çok pahalı değil mi? Çok pahalı abi. Kaç olması lazım sence? Bence ya abi yani 10 milyar ne demek ya? Yani 10 milyar ya. 4 tane 10 asgari yani. Ücret maaşı ya, neredeyse. Yani ben bu işi yaptığım için alıyorum. Bu benim şeyim. Müteahhitim Mercedes ise YouTuber'ın da şeyinde fenomeninde telefonu ben iPhone yani. Sonuna kadar hak veriyorum. Bak geçtiğimiz günlerde ismini bu videoyu çektiğimiz günlerde söyleyemiyorum ama NDA bitme 30 bin lira bak. Telefonun fiyatı 30 bin lira. Ve Türkiye'de satılıyor. Hı. Bu telefonla Instagram'da canlı yayın yapayım dedim. Dondu. Evet. Ve insanlar dedi ki abi bu ne ya değiştir. iPhone'a geçtim. Dediler ki abi tamam. Yani hakikaten böyle bir durum var.
özellikle bizim gibi içerik üreticileri için. Peki video çekiyor musun? 4K 60 FPS'e video çekebiliyorsun. Ama 4K 60 şeye çekiyorsun da Instagram attığı zaman gene 1080'le attığı için. Sen hep Instagram ağırlıklı değil benim mi? Benim Instagram ağırlıklı YouTube. Yani. Şimdi yeni de Twitch'te yayınlar falan yapıyoruz ama onun ekipmanı ayrı. Evet arkadaşlar bu arada o linkleri de aşağıya bırakacağım. Twitch yayınları gerçekten çok keyifli. Instagram zaten takip etmeyen yoktur ama varsa... Gene vardır takip etmeyen ya. O kadar da şey takip değil. Takip edin ya. Valla ben çok Allah keyifli. Böyle izliyorum yani. Hoşuma ben de seni çok keyifli izliyorum. Yani şu an karşımda... Hop korona. karşımda yani şu çekimi seni yapmam bana açıkçası gurur veriyor. Yani. Valla ama. Abi valla valla kanki yani. Bu arada konsept nasıl? Yemin ediyorum. Bak bu olay güzelmiş ya. Hoşuma vallahi gitti. Valla ama. Valla bak. Sen inceledin abi. Ben sürpriz falan deyince çok korktum açıkçası. Dedim yani ikimiz baş başa evde halk bana ne sürpriz yaptıracak diye korktum açıkçası ama sonrasında böyle bir şey olunca biraz içime su serpildi ve rahatladım. Abi seni seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Sevgili Hakkı Arkan ve Shift Delete ailesine çok selamlar, saygılar.